Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir haftadan ekstra programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konumuz doğal afetler ve bu ne yazık ki yaşadığımız bu afetlerin karşısında aldığımız aksiyonları konuşacağız. Nasıl bir yol izledik, neler oldu, neler bitti. Bu çok önemli bir konuğum var. İhtiyaç haritası yönetim kurulu üyesi Esra Arslan. Hoş geldiniz. Değer kattınız Merhabalar. programımıza. Bugün sizden çok önemli şeyler dinleyeceğiz. Ve Heymo kurucu ortağı CEO'su Egemen Özcan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugünkü programımızın konsepti Egemen Bey'le daha önce yaptığımız keyifli programlar var ama bugün kendisinin de aktif rol aldığı bir afet dönemi süreci içerisinden sizlerle birlikte olduk. Bu imkanı bizlere sağladı, sağ olsun. Öncelikle sel felaketi hepimizi çok derinden deprem sonrası ikinci kez yaraladı. Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Dilerim en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanır ve normal bir yaşama geçebilirler. En hızlı şekilde tüm dileğimiz ve desteğimiz bu yönde. Esra Hanım, İhtiyaç haritası olarak özellikle bu yaşadığımız son deprem başladığından ve işte bugüne kadar geldiniz çok büyük yol kat ettiniz diye düşünüyorum. Çok ciddi emekler harcadınız. Uykusuz geceler belki. Biraz bize anlatabilir misiniz? İnsanların yardım yapmak istediğinde çünkü bizim halkımız, toplumumuz yani hepimiz bir afet durumunda hemen hani ne yapabiliriz diyen bir toplum olduğumuz için bazen bilinçli bazen bilinçsiz destekler sağlanabiliyor. Bu yolda siz en başından beri güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olarak bu işin öncülerindensiniz. Biraz sizden dinlemek isterim. Hem bir yönlendirme anlamında hem de neler yaptınız bugüne kadar, nasıl destekler oldu, şu an durum nedir? Biraz bilgi alabilirsek. Tabii ki öncelikle çok teşekkür ediyorum çünkü böyle konuları dile getirmek, hani buna vesile olmak ve kamuyla paylaşmak, insanlarla paylaşmak çok değerli. O yüzden ayırdığınız vakit de bu anlamda çok değerli. Her zaman. İhtiyaç haritası afetin olduğu ilk günden beri sahada, hatta ilk andan beri Adana'da iki arkadaşımız vardı ve biz olduğu an deprem sahaya intikal etmiştik. Ankara, İzmir ve İstanbul'dan da ekiplerimiz haber geldiği an yola çıktı. Dolayısıyla hızlı bir şekilde aslında sahada ihtiyaç analizi ve ticaret odalarıyla hemen kontak kurarak yapabileceğimiz en önemli şeyleri, yani bir deponun hemen konuya katılması, işte bir kriz yönetim toplantısına dahil olmak ve de en önemlisi yerel tedarik zincirinin oluşturulması ki sahaya, ihtiyaç sahiplerine, depolarına desteklerin bir an önce ulaşması Ve ve doğru bir bunu şekilde yaparken de, tabii bunu ulaşması. Evet. yaparken de yardımlaşma ekonomisinin aslında yereli negatif etkilememesine de dikkat etmek. İhtiyaç haritasının zaten uzmanlığı aslında ihtiyaçların ve desteklerin düzgün koordine edilmesi. Afetlerde bu özelliğimizi ve koordinasyon yeteneğimizi çok fazla sahada uyguluyor oluyoruz. Dolayısıyla ilk günden beri hem sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması ama aynı zamanda da artık bunların yanında yaşam alanlarının oluşturulması konusunda ciddi emek sarf ediyoruz. Şöyle, ilk günden itibaren evet bizim duygusal anlamda çok yükselebilen bir topluluğuz biz, ülkeyiz. Herkes hemen bir şeyler yapmak istiyor. Ama bu afet anlarında destekleri zamana yaymak, kaynakları yormadan kullanmak. Çünkü gerçekten hele ki bu sefer de çok ciddi bir yüz ölçümüne yayıldığı için Evet. daha çok uzun bir yolumuz ve çok zorlu bir yolumuz var. Ve desteğe daha çok ihtiyacımız olacak. O yüzden de herkesin özellikle kendi uzmanı olduğu alanda bir kere faaliyet göstermesi çok değerli. Çünkü o zaman daha etkin rol alabiliyoruz ve
kurumlara gelince hangi alana dokunmak istiyorlarsa, hangi alanda fark yaratmak istiyorlarsa o konuda uzman bir STK'ya destek olmaları, güvenilir bir STK'ya destek olmaları da gerçekten çok önemli. Böylece yarattığımız sosyal etkinin çapı hakikaten çok büyüyor sahada. O yüzden bireysel anlamda, kurumsal anlamda sahayla koordine olmak, organize ve toplu bir şekilde hareket etmek, karar verici aktörlerin masasının çok geniş olması, yani her akıldan biri olması lazım ki sadece makro bakılmasın konuya. Mikro yönetim de çünkü burada çok, çok önemli. O yüzden en önemlisi zannedersem beraber hareket edebilmek, organize olmak. Aslında Egemen bu konuda en iyi örneklerden bir tanesi burada beraber olmak. Daha hani biz daha önceden farklı tabii ki projelerde de bir arada olduğumuz için birbirimizi de çok iyi tanıyoruz. Neye ihtiyaç var, ne yapabilirim dedi ve sanırım 2 gün sonra Egemen, İnsana araca ihtiyaç var, gönüllüye ihtiyaç var dediğimde hemen kendi sosyal çevresini organize edip sahaya indi ve bilfiil Hatay bölgesinde aslında neredeyse bir hafta boyunca orada ihtiyaç sahiplerine desteklerin gönderilmesinde ciddi bir rol aldı arkadaşlarıyla beraber. İşte burada hani gönüllü olmak, afet gönüllülüğü çok farklı bir şey. Psikolojik ve fiziki anlamda hakikaten dayanıklı olmanız gerekiyor. Onu gerektiriyor. Çünkü evet, saha özellikle bu sefer çok zor. Duygusal anlamda çok zorlayıcı. Fiziki anlamda çok zorlayıcı. Sanırım ilk defa bir afette bizim ekiplerimizde, gönüllülerimizde gerçekten depremden etkilenen vatandaşlarımızla aynı şartlarda yaşıyorlar. Çadırlarda kalıyorlar, depolarda yatıyorlar. Çadırlar yeni yeni yani diyeceğim. Tabii. Değil mi? Yani, aynen. Yani biraz geri gidersek ortada çadır da yok. Bir problemdi ve depolarda, arabalarda kalıyor herkes. Hala aynı şey söz konusu. O yüzden hakikaten saha kolay değil. Afet gönüllülüğü hiçbir zaman kolay değil. Duygusal anlamda da bir yandan. Ama gönüllü olmak, harekete geçmek, etrafınızı harekete geçirmek çok önemli. Para önemli gerçekten. Hani maddi destekler evet hızımızı artırabiliyor ama özellikle ilk günlerde hakikaten para değil ama işte sorumluluk canı almak. Canı kurtarmak. Tabii. Ve sorumluluk almak, destek olmak isterken sorumluluk almak, kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmaktan öte var olan yapılara dahil olmak, kendi sosyal çevrenizi, aynen Egemen'in yaptığı, kendi sosyal çevrenizi harekete geçirmek için bir ortak alanda buluşturmak, bunlar gerçekten çok değerli. Hani benden çok biz olabilmek, hepimiz olabilmek, işte destek olurken vicdanı yıkamak yerine vicdanla, dayanışmayla hakikaten orada fiziki anlamda bir fark yaratabilmek dayanışmanın bence temelini ve gerçek anlamını veriyor. Ne güzel söylediniz. Tabii bu ilk anlarda da işte bir de uyarılar geliyordu. Yani arabanızla bu rotalara gelmeyin, yardımlar ulaşamıyor vesaire filan. Tabii sizden bağımsız, sizi belki bilmeyen insanlar bile kendi bireysel arabasına bindi. Ya ben dedi gidiyorum. İşte suyumu koyuyorum, battaniyemi koyuyorum, yola çıkıyorum dedi. Bir de öyle bir kaos ortamı oldu aslında. Yani burada krizi biz doğru mu yönettik? Yönetebildik mi? Hani ihtiyaç haritası bağımsız. Genel olarak bu ortam, kriz ortamı ve bu ortam sizce nasıl yönetildi? Yani şimdi böyle baktığımız zaman aslında ihtiyaçlar bir yandan dediğiniz gibi makro evet ama hani mikroda da bir şeyleri yönetiyor olabilmek. Yani çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğimizi düşünüyorum ben genel olarak. Yani hani ülke olarak zaten çok derinden etkilendik ve böyle bir kaos yaşandı. Şu anda nasıl peki durum? Yani Egemen'e gelmeden hani böyle bir bilgi alsam sizden. Şöyle maalesef buradan afetler, biz de çağrı da yapabiliriz yani. Afetler durmuyor farkındaysak. Hani evet, deprem üstüne sel vesaire. Aslında doğa bildiğiniz geri püskürüyor tam anlamıyla. Doğayla uyumlu yaşamanın ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Bir kere ilk önce afet bittiğinde bir sonraki afetten önce edinmemiz gereken en büyük şey
Evet, dahil olmak, katılımcı olmak ama bunu yaparken sağlam temellere oturtmak yönetimimizi ve bir sürü kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları hani burada bir kriz yönetişiminden bahsediyoruz ama sadece yönetişimden bahsetmemek lazım. Bir yandan da ilerici yönetişimden bahsetmek lazım. Yani sosyal kalkınma odaklı bir bakış açısıyla yaklaşmak lazım ki aslında temeli sağlam. Belki gelişmekte olan yapılar kuracağız, belki gelişmekte olan sistemler yaratacağız ama var olan sistemi net olarak doğayla uyumlu olarak değiştirmemizin gerekliliğini zaten doğa ve olaylar bize net olarak söylüyor. Şunu belirtmek çok önemli. Bir sivil toplum kuruluşun, bir ülkenin hazırlıklı olmadığı bir afetle karşılaştık. Biz buna hazırlıklı olmak zannedersem çok mümkün değildi. Yüz ölçümü çok büyük. Ama gerçekten bu kriz ortamlarında işte biz genelde yönetemediğimiz şeylere kriz diyoruz. Bu bitecek bir şey de değil. Çünkü şu anda bir kriz yaşandı, bitti. Ama bundan sonrasında işte yaşam alanlarına yerleşirken yeni krizler ortaya çıkacak. Evet. Önemli olan bu kriz anlarında, bu kaosun içinde doğru koordinasyonu sağlayabilmek, bilgiye dayalı hareket edebilmek ve bunun yanında da o ortamlarda aslında kriz anına doğru baş etmeyi becerebilmek, o zaman çok daha etkin var olabiliyoruz. Burada aslında işte ihtiyaç haritasının genel kurucuları, çalışanları, yöneticileri en büyük özelliği çok multidisipliner bir yapıdan geliyor. Herkesin farklı uzmanlık alanları var ve herkes bu yeteneklerini, yani farklı yetenek setlerini ortaya koyuyor. O yüzden daha etkin davranabiliyoruz. Mesela Egemen gibi işte onların işi organizasyon ve prodüksiyon, böyle bir Tabii. afet anında ve alanında aslında ne kadar etkin davranabildikleri, kendi bilgi birikimlerini sundukları zaman sahaya ne kadar faydalı olabildiklerini gördük. İhtiyaç haritası hiçbir zaman çatı olmadı ama hep bir buluşma noktası oldu. Ve biz bir buluşma noktası olması konusunda da hep elimizden geleni yaptık. O yüzden önemli olan doğru örgütlenmeleri, kişileri, kurumları, diğer sivil toplum kuruluşlarını ortak alanda buluşturmak. Mert'in ve Ali Ercan'ın, Mert Fırat ve Ali Ercan Özgür, ihtiyaç haritası kurucularından, onların çok güzel bir deyişi var. Avluda buluşmak. Aslında ortak bir amaç için ortak bir alanda, avluda buluşmak ve buluşturmak ve sistemi beraber dönüştürmek burada yapabileceğimiz en iyi şeylerden bundan sonrasında. Teşekkür ediyoruz. Egemen Bey, şimdi siz de yola çıktınız, gittiniz, deprem bölgesinde bulundunuz. Doğru. Biz de takip ediyoruz sizi. Sosyal medyadan gördük, takip ediyoruz. Yani tabii bunları yaparken de kendi şirketinizin yapısı icabı müthiş bir organizasyonla sahaya girdiniz diyebilir miyiz? Yani kendi çapınızda tabii ki bulunduğunuz bölgede verdiğiniz şöyle, destek. Tabii bura önemli bir fırsat, o yüzden doğru mesajlar vermek isterim. Aslında bence diyemeyiz. Çünkü biz bir profesyonel kurum olarak bunu daha önce planlamadığımız için sahada yapılabilecek aslında kısımlara hem dahil olabildik, hem de en önemli olan konulardan biri de çok hakka girmek de istemeyiz. Yani biz 5 birim katkı sağladıysak, orada 5000 birim katkı sağlayan, hala orada olan gönüllüler söz konusu. O yüzden de hani onların emeği ve tabiri caizse yüzü suyu hürmetine dönen bir dünya var aslında. O yüzden hepimiz bir kere kime öfkeli, kime minnettar, kime karşı çok geniş gönüllü hissettiğimizi aslında doğru şey yapmamız lazım. Hiç sorumluluğu ve işi olmamasına rağmen bugün belki 50 küsürüncü günde hala orada olan insanlar söz konusu. Evet. Bizlerin çabaları onlara göre açıkçası naif kalır. Ama benim kendi gözlemlerimde şöyle bir gerçek var. Evet, bir STK'ya özellikle afetin ilk günlerinde ihtiyacınız var. İş yapış kültürleri ile afet gönüllülüğü aslında birbirine çok da benzemeyen şeyler. Bizde sonunda bir yönetici vardır, bir karar merci ve mekanizması vardır. Halbuki Esra çok güzel söyledi. Her kafadan bir ses çıkıyor diye bir laf vardır. Bu her kafadan bir ses çıkması gereken bir konu. Çünkü
yüz ölçümü çok geniş. O yüzden bence herkesin yapacağı aslında bir şey var. Hem kurum, hem ajans, hem bireysel gönüllü. Sadece bunu kendi kendine yapmaya çalıştıklarında bir farkında olmadan iyi niyetli bir kaosu tetikletebiliyorlar. Evet. Bunu mutlaka uzmanlarının verdiği ufak demeden, biraz militer disiplin gibi düşünün lütfen bunu. Yaptığınız sorumluluğun ufağı büyüğü yok böyle bir ortamda. Kesinlikle. Herkesin bir STK ile mümkünse bir sonraki afetin gerçekleşme gününü beklemeden daha önce iletişimde olup, daha önce bir plana sahip olup iletişime geçmesi gerekiyor. Esra yine bence çok güzel söyledi. Konunun çok uzun bir süre ben aynı olduğunu düşünüyorum. Yani bir afet yönetiminde uzmanı değilim bu disiplinin, fakat nakdi ihtiyaçlar hız kazandırıyor. Onun birincil öncelik olduğu bence gün de var. Fakat ilk günler değil. Evet. Yani ilk günlerde bu hakikaten koordinasyon becerisi olarak gözüküyor. Ben sadece bizim organizasyon ve etkinlik sektörünü önceliklendirerek çok katkısı olabilecek bir sektör açıkçası, ama ben bütün kurumları önceliklendirmek istiyorum. Neden? Farkında olmadan hepsi bir gönüllü ordusu. Faaliyet alanından bağımsız. Düşünsenize, bir yapı var, yöneticileri var, saha çalışanları var. Aynı mail grubundan haberleşiyorlar. Birbirlerinin telefonları var. Aynı WhatsApp grubundalar. Bir gönüllü operasyonu bu noktaya gelmek için, eğer daha önce bir hazırlık yapmadıysa, belki 5 gün kaybediyor. Halbuki her şirket, ya o afet sabaha karşı 4'te mi oldu? 4.17'de. 4.18'de zaten bu şekilde çalışan kurumlar ve yapılar birbirini bunlar. Birbirini tanıyan insan toplulukları. Tabii, bunlar. O yüzden yani. Bence her kurum, yani gerçekten yarın sabah ilk iş bir afet olduğunda ne yapabilir? Hangi STK'larla öncesinde iletişimde kalabilir? Sorumluluğu ne olabilir? Bir de şöyle bir gerçek var. Tabii ki herkes öncelikle kendi işinin sürekliliğini sağlasa, bir afet hazırlığı içerisinde olup, bunun faydasını size hani anlatamayız. Yani şimdi ihtiyaç haritası orada çok kıymetli bir rol üstleniyor. Gönüllüleri çok kıymetli bir rol üstleniyor. Neden? Yani şöyle diyeyim, ben kendi gözlemimi de söylemek isterim ki ben o bölgeli bir insanım. Yani orada doğup büyüdüm. Fakat yani genel olarak baktığınız zaman bir gönüllü de çok kısa bir süre sonra afetse de, yani bir arabası varsa arabasında kalıyor, temel ihtiyaçlardan o da mahrum, bakarsanız gerçekten etkileniyor. O yüzden de şey çok çok kıymetli. Yani belirli bir koordinasyon çerçevesinde bunu yapıyor olmak ve bunu önceden planlamış olmak bence bu işin rengini değiştirecek, başarıyı getirecek şey mikro fonksiyonlara bölünmek. Yani evet. Şeye bakamazsınız. Atıyorum bütün Hatay bölgesine sorumlu. Hayır, tanımlı bir göreviniz ve bir alanınız olacak. Hani münferit olarak düşünelim. Mahallenizden sorumlu olmanız gereken bir yapı bu maalesef. Bütün İstanbul'dan değil ya da bütün attım Taksim Beyoğlu bölgesinden değil. Bir gün böyle bir şey yaşanırsa siz bu bina ve mıntıkasındaki üç şeyde gönüllüsü olmanız gereken bir aslında ağıyla yönetilmesi evet. gerekiyor. Bir de burada yani siz de markalarla iç içe birçok etkinlik yapıyorsunuz. Doğru. İşin içindesiniz, çok hakimsiniz de. Yani markalara da burada çok şey düşüyor diye düşünüyorum. Yani herkesin uzmanı olduğu konuda yaptığı, iyi yaptığı işi o anda da, o dönemde de veya o zaman zarfı içerisinde de yapabiliyor olması. Yani çok, çünkü iletişimle ilgili de bir problem yaşandı uzun bir süre. Daha sonradan tabii ki destekler yerini buldu. Ama işte ne kadar önemli yani o anda ihtiyacı belirleyip tespit edip orada o desteği vermek. Ya, temel ihtiyaçların neredeyse hepsi, en azından benim kendi gözlemimde, birini diğerinden ayıramayacağım, hepsinde gecikme ve aksamalar. Tabii bu afetin hala boyutu su yok diye konuşuluyor yani. Hani evet, böyle şeyler yaşandı. Temelde ne yapılabilirdi? Afet oldu, ben hani işimin sürekliliğini sağlayayım değil. Bir afet olursa ben şu şekilde işimin sürekliliğini sağlayacağım diye kurumlar konuşmak. Bence buna kaynak, insan kaynağı ve ekonomik kaynak ayırmak zorunda. İnanın bir tane sahra hastanesi, inanın bir tane sahra mutfağı, bir tırdan oluşan
mobil hastane, eczane, bunlar küçük gözüken ama neredeyse bütün şehrin ihtiyacını gören o kadar kıymetli şeyler ki. Ama son saniyede yapılmıyorlar. Evet. Önden yapılmış olmaları tabii ki gerekiyor. Her şey planlı olduğu evet. sürece, işte o zamanlarda da süreci, evet. O krizi daha kolay atlatabiliyorsun. Daha az hasarla, daha az can kaybıyla atlatabiliyorsun. Peki bir de sizin bir HEMO olarak bu depremzedelere, öğrencilere, çocuklara destek için bir düzenlediğiniz etkinlik olacak. Bu ayın sonunda mı olacaktı? Evet, bu ayın sonunda onu doğru söyleyeyim. Dayanışma sahnesi. Evet, Dayanışma Sahnesi isimli bir konser etkinliği. Fakat hayata geçirenler aslında Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Dastas İstanbul ekibi ihtiyaç haritası çerçevesinde yapıyorlar. Biz Turkish Philanthropy Funds, Robotel Derneği, efendime söyleyeyim Zenger Ajansı, hepimizin farklı rolleri var. Biz hı-hı. orada çatı rolde değiliz. Destekçisi rolündeyiz sürecin. Daha önce de böyle noktalarda bulunmuştuk. Tabii çok fazla sanatçımızın dahil olduğu gerçekten etkili bir konser. Temelde odağında fayda var. 2200 koltuğu vardır bilmeyenler için Zorlu evet. Performans Sanatları Merkezi'nin etkinlik mekanı orası 30 Mart'ta. Her koltuğun bir gencin aslında eğitim ihtiyacına karşılık geleceği bir konser. Güzel. Üstüne bazı bedensel bütünlüğünü kaybeden genç ve çocukların da temel ihtiyaçları, robot el gibi, uzuv gibi hazırlıklarına da destek olacak. Onun haricinde eğitimin farklı farklı amaçlarına destek olacak bir proje. Biletleri hala satılmaya devam ediyor. Biletlere nereden ulaşılabiliyor? Evet, yani Paso üstünden Paso ulaşılabiliyor biletlere ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin normal bilet sattığı bir konsere gider evet. gibi altyapıdan herkes alabiliyor. Onun haricinde destek olmak da mümkün. Ayrıca canlı yayını izlerken de destek olmanın yine mümkün olacağı tamamen fayda etrafında. Aslında ismini bildiğiniz sanatçılar, şu an bir kısmını atlayacağım ama ben hatırlamadığım için. Adamlar, Duman, Ceza, Sertab Erener, Pentagram, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Şevval Sam, Zuhal Olcay, Gazapizm, oh, oh. Bege, maşallah, evet, Deniz Tekin gibi çok fazla çok, kıymetli ismin ve daha sayamayacağımız da bir o kadar da aslında ekrandan tanıdığımız isimlerin yine görev alacağı bir etkinlik. Ben çıkış noktasının hikayesini yine aslında Esra'dan dinleyelim isterseniz. Hani böyle bir konseri yapma fikri bizden çıkmadı. Nasıl çıktı? Tamam. Onu evet. bir Esra Hanım sizden alalım. Yaklaşık bir 1,5 dakikanın, 2 dakikanın içindeyiz. Yani böyle bir güzel toparlayalım isterseniz konuyu da. Sahnenin okay. çıkış noktası. Şöyle dayanışma aslında bizim varoluşumuzun temelini oluşturuyor. Hani sosyal sermaye çok değerli burada. Hani biz işte Birleşmiş Milletler'in Afrika'da depolarını bulup uçaklarla hiç para vermeden bir dolu çadırlar getirdik. Aynı dayanışma sahnesinde de Dastas'ta ilk 10 günde tırlar çıkardık bölgeye yardım için. Orada oyuncuların arkadaşı aslında işte bu tanıdıklar ve vefayla ihtiyaç haritasının yanında olan bir sürü ünlü isim bize orada yardım etti. Kolilerde, taşımada, desteklerin organize edilmesinde ve daha çok bir şeyler yapmak istiyorlardı. Yani hepsi evet. daha ne yapabiliriz? Bir şeyler yapalım, daha fazla fayda yaratalım istiyordu. Bizim de pandemi zamanında yine beraber gerçekleştirdiğimiz ve gerçekten çok ciddi fayda yaratan bir Fest Together organizasyonumuz olmuştu. Aslında oradan da biraz o tecrübeyle ve bilgi birikimiyle yola çıkarak dedik ki eğitim, İşte bütünlüğünü kaybeden çocuklar, daha destek olacak çok ortam var. Bir dayanışma sahnemiz olsun, görev almak isteyen, dokunmak isteyen, hakikaten gönüllü olarak orada olmak isteyen bu isimleri de işin içine katalım ve maksimum fayda yaratacağımız bir organizasyon gerçekleştirelim. Böylece hani dayanışma sahnesinin fikri doğmuş oldu. İşte sanatın aslında iyileştirici gücünden faydalanmak. Orada tabii çok hani güçlü bir kasımız var Mert Fırat. Genelde biz yaptığımız fayda odaklı işleri
hep sanat ve kültürle de bu anlamda birleştiriyor oluyoruz. Ve hakikaten hani evrensel bir şey müzik ve iyilik adına müziği kullandığınızda da çok fazla kalp bir araya geliyor. Hemen o da çok geliyor. Değerli. Çok güzel. Peki. Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Dilerim buradan bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz de nasıl, ne zaman, ne şekilde yardım yapacağını, tabii ki bilenler var, farkında olmayanlar var ama nereye yapılacağı konusunda da ve ne zaman, neye ihtiyaç olduğu noktasında da biz tekrar hatırlatmış olalım buradan ve tüm deprem, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.